Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Pizza Köfte serimizin 64. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz diğer bölümlere kıyasla biraz daha özel bir bölüm. Çünkü bu bölüm hem benim 100. videom hem de yarışmanın sonuçlarının açıklanacağı bölüm olacak. Ama 100. video olduğu için muhtemelen bunu uzun bir bölüm yapacağım. Yapabilirsem. Zaten yarışmaya katılan herkesi direkt, doğrusu kurallara uygun herkesi direkt göstereceğim için sıkıntı olmayacak. Öncelikle yaptığım birkaç bir değişiklikten bahsedeceğim. Tabii uyuyup. Yaptığım değişiklikler listesinin en başında sürekli şu nükleer reaktörün doldurmaya üşeniyordum artık. Yani canımı sıkmıştı ve gittim kendime 4 tane Ultimate Hybrid Solar Panel craft ettim. Dolayısıyla da şu an yuyu meterlarımız şöyle bir seviyede. Bu 2000'lerdeydi. İki tanesini şuraya bağladım. Direkt bizim aşağıdaki MFSU'muza bağlı. Diğer ikisi ise ki bir tanesini craft etmek için diğer şuradaki Advanced Solar Panelleri pardon, Hybrid Solar Panelleri kullandım ki Ultimate Hybrid Solar Panel'in craftingine bakacak olursak eğer 8 Hybrid Solar Panel ve bir Advanced Circuit'le de craft edilebiliyor. Neredeyse aynı orana denk geliyorlar. İki tanesini burada Mass Fabricator'ımıza yolluyorum. Bu sayede çok çok daha hızlı bir yuyumetri üretimine sahip. Hatta ne kadar hızlı olduğunu size göstereyim. Bu kadar hızlı. Bunun dışında çok yakında zaten arıcılığa da başladığımız için bu enerji üretimimiz yetmeyecekti. Üçüncü bir tane daha Steam Boiler ekledim ve üçüncü sıra motorları da yerleştirdim. Gayet 8 Minecraft üretiyor hepsi. Pardon. Sanırsam bir de yaptığım bir değişiklik daha. Şunun çekiş kısmını getirme kısmından ayrı tuttum. Bu sayede şurası devre dışı olduğunda bile gayet buraya bir şey attığımda onu sistemi otomatik olarak yollayacak ve sen giyin. Arılara gelecek olursak. Bu arada arılar hakkında ufak bir detay. Arıların mutasyon evrelerinin falan filan size açıklamayı pek planlamıyorum. Çünkü buradan açıklamak cidden zor. Ha, gözünüzün önünde yaptığım şeyleri açıklamış olacağım da. Mutasyonları öğrenmek için beni izlemektense gidip internette tonla belgeler mevcut bunun hakkında. Onları incelerseniz daha iyi olur. Ben size daha çok arıları nasıl daha iyi bakarsanız falan filan, arılarla ilgili makineleri falan filan göstereceğim. Ve şöyle bir Imperial drone'um oldu. Fakat galiba Purebred değil. Imperial drone. Bir saniye. Ve bunda Proven frame'leri kullanacağım. Noble kategorisinin en üst seviyesi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Diligent'ın. Noble pardon. Ve Royal Jelly üretiyorlar. Royal Jelly eğer recipe'lere bakacak olursak gördüğünüz gibi bunun üretiminde Empty Vial Serum üretiminde Scented Paneling üretiminde ve şunun üretiminde diyor. Burada bizim asıl işimize yarayacaklar. Serum ve Scented Paneling. Scented Paneling Elviary yapımında kullanılıyor ki Elviary gelişmiş bir API'dir. Ve burada bir adet Cultivated grubumuz var. Onları tamamen mutasyonlar için kullanacağız. Ve yavaştan makinelere geçsek güzel olabilir. İlk önce kendime bir enerji tesseract yapacağım. Ah. Enerji tesseract'in yapımını zaten biliyorsunuz.
Tim'din galiba sen. Evet. İki tane Tesseract. Bir tane daha Ender Pearl'e ihtiyacım var. Ve Applied Energy 6'i güncellemeyi cidden istiyorum. Bu arada önceki Medium Stone'um kırıldığı için yeni bir tane yaptım. Ve bunu ilk defa kullanıyorum. Evet. Siz gidin. Siz de gidin. Tesseract'la aktaracağım çünkü kablo taşımak istemiyorum o kadar. Her ne kadar şuralarda falan bir kablo hattı olsa da canım Tesseract'la taşımak istiyor. O zaman dur, kabloyla da taşıyabilirim. Sen kablolarım nereden geçiyor? Şuradan bir hat geçiyor. Ya evet, taşıyabilirim. Neyse, Tesseract'ta yapmış olduk. Kandiklerimizi alalım. Çok fazla yok. Yaparız. Likid Tesseract'ım varmış burada biraz. Selam. Ha, bir de birkaç bir arı ürününden daha bahsedeceğim. Öncelikle şu Silk kullanımına bakıyoruz. String üretiminde kullanılıyor ama bu kullanacağımız alan değil. Çünkü zaten string konusunda sıkıntımız yok. Woven üretiminde kullanılıyor. Bunun dışında başka bir kullanım var mı? Yok. Bunun kullanımına bakıyoruz. Böyle bir suite yapımında kullanılıyor. Ve gelişmiş çantalar yapımında kullanılıyor. Muhtemelen kullanırsak bunu da kullanırız. Yani bunda. Ama muhtemelen kullanmayacağım da. Benim asıl işime yarayan şey Propolis. Propolis slime ball üretiminde de kullanılıyor ancak önemli olan şey bu değil. Sen de değilsin. Apiarist Pipe. Apiarist Pipe arıcılık için özel geliştirilmiş bir pipe'tir. Ha, sizlere ihtiyacım yok falan. Bunun dışında Centrifuge'e koyulduğunda Sticky Resin üretiminde de kullanılıyor. Ancak gene onu da kullanmayacağız. Resin üretimimizi de otomatik değiştirecek tutacağız çok yakında. Evet, sanırım şuradan itibaren yardırabilirim. Evet, şuradan itibaren. Ayrıca muhtemelen bir aya falan bu seri bitecek. Daha doğrusu bu sezon bitecek. Çünkü kullandığım modların çoğu 1.5'e güncellenmiş olacak. Yani FTP paketi de. Ve ben 1.5 ile birlikte sıfırdan başlamak istiyorum. Çünkü en de sonu zaten yeni bir sezona geçeceğim. Buna en fazla dolayısıyla da bir ay falan devam ederim. Normalde eğer yeni sezona başlamayacak olsaydım ilginç bir planım vardı. Evime bir Void Age taşıyacaktım. Fakat bunu yeni serimde yapacağım. Yani yeni sezonumda yapacağım. Dolayısıyla da orada göreceksiniz yeni taşıdığı takdirde evi. Daha doğrusu evi taşımayacağım, direkt evi orada yapacağım. Hani başlangıç için sadece kendime bir base kuracağım. Ondan sonra evimi taşıyacağım. Bu kadar basit. Şunların pişmesini bekliyoruz. Yani en başından beri evim orada bir Void Age'de olacak. Void Age'ler ne diye soracak olursanız da içerisinde sadece bir platformla yaratılan Mistcraft Age'leri. Yani tamamen boşluk. Bedrock bile yok. Yani bayağı cool bir şey olacak. Ve şu chestleri de taşıyacağım birazdan. Evet. Şunları da aldık mı? Bakalım, başka red sunumuz yok. Biraz daha lazım. 8 tane daha. Ve şu dripping kompları şuraya koyalım.
Elde etmemiz gereken bir başlangıç sınıfı daha arı daha mevcut. De o nasıl yapılıyordu hemen hatırlayıp geliyor. Evet, bir adet common bulmamız lazım. Bulabilirsek. Ha, common. Ufak bir detay. Bu arada sen safkan mısın? Evet, safkanmış, tamam. Şu diligentlerimizi alalım. Şunları şuraya koyalım. Bunları koyuyorum çünkü hızlı ölsünler falan filan diye. Ve bu Tropical'da Propolis'i şu an için üretebileceğimiz en rahat kaynak. Imperial bu arada Noble Branch'ininmiş. Bize şimdi bir de Diligent'tı galiba. Ufak bir sorun var. Diligent elde etmek ve Noble elde etmek aynı yöntemle. Tamamen bir şansa bağlı olarak ya Diligent oluyor ya Noble oluyor. Yani şu an yaptığımız bu karışım Diligent'a da dönüşebilir. Öyle bir kötü noktası var. Umarım dönüşmez. Pardon, Diligent'a demişim. Noble'a dönüşebilir. Bize Diligent lazım. Selam zombi. Gerek kalmadı bile. Tamam, beyin düşürdün. Evet, bu arada ne yapabilirim? Aklıma yapacak bir şeyler gelene kadar benim aklıma güzel bir fikir geldi. Makineleri birazdan yapacağım ama önce bölümün ortasındayız zaten. Yarışma adaylarımıza bakalım. Aslında 4 tane kabul edilebilir aday vardı. Ancak bir tanesini elemek zorunda kaldım. Adını telaffuz edemiyorum arkadaşın. A ile başlıyordu. Şöyle bir sorun var. World'ü benim config dosyalarımla uyumlu değildi. O yüzden sürekli çöküyordu. Bunun yanı sıra zaten screenshotlarında makinesini o kadar beğenmemiştim. Dolayısıyla da o kadar tutmaya değer görmedim. Şimdi 3 tane adayımız mevcut ve üçünü de sizin gözünüzde inceleyeceğim. Artı ve eksi yanlarını göstereceğim sırasıyla. İlk önce bununla başlayalım. Evet. Makine şurada corn koyup, yani corn elde edip, şurada pişirip otomatik corn elde ediyor. Güzel konsept. Ama hani beklediğim yaratıcılığa sahip değil, hani onu söyleyebilirim. Fakat şurada sevdiğim bir olay var. Bu yönleri ayırmak için Sorting Machine kullanması. Güzel bir yöntem. Ama bir eksi yan. Medium Stone. Medium Stone'un meşhur eksik yanı bitiyor. Dolayısıyla bu makine sonsuza dek çalışabilir durumda değil. Ancak eğer o Medium Stone yerine Philosopher's Stone koysaydın, hem aynı işi görüp hem de tükenmeyecekti. Gördüğün gibi. Ve Philosopher's Stone'un avantajı can olayı. Yanılmıyorsam. Öyleydi. Ve şurada aktarmak için güzel bir yöntemi kullanmışsın. Makinenin avantajları bunlar. Dezavantajları beklediğim kadar yaratıcı bir şey değil. Bir de avantajlarından bir tanesi soil kullanman. Güzel bir fikir. Ama dediğim gibi beklediğim kadar yaratıcı bir makine değil. Kurallara uygun. Stone Anet'i kullanmışsın. Furnace'ı kullanmışsın hem de iki yerde. Bunun dışında neyi kullanmış? Golemleri kullanmışsın. Ama o kadar önemli bir noktada değil golemler. Yani bu işi golem olmadan da gayet rahat yapabilirdin. Golem burada biraz önemsiz nokta olmuş gibi bir şey. Ama gene de belki de en rahat yapabileceği şey golem. Evet, sistem bu. Diğer sistemlere geçelim.
Muhtemelen şu ana kadar incelediklerim arasında en detaylı tasarlanmış sistem bu olabilir. Şurada bir solar panel tarlası ile birlikte çalışan yulu elektrik motorlarla şöyle bir şey yapmışsın. Bunun olayını anlayamadım gerçi. Bir saniye. Ah. Saniye. Bu benim hatam. Hemen koyalım. Bunun buradaki olayını gerçi anlayabilmiş değilim. Neden bunu buraya koydun? Ne gerçi o önemli bir kısmı değil. Bu burasıyla ilgili ufak bir sorunumuz var. Buna sadece solar engine koyman. Çünkü enerjisi Aa varmış da. Ama sanırsam bunu otomatik doldurmuyorsun ya da çok çabuk bitiyor. Bir bakalım. Dolduruyormuş. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Muhtemelen Deployer'ı şu ana kadar en iyi ilginç şekilde kullanan sen olabilirsin. Bunları kırpmak için kullanmış. Ve buradan Golemler stringleri buna aktarıyor. Mesurator'a. Stringleri demişim. Wool'ları string'e çeviriyor. Ve onun enerjisini sağlamak için solar panel kullanmışsın. Tamam, kurallara uygun. Furnace'ı recipe'sinde istiyor. Deployer kullanmışsın. Ve şurada Stone Island'ı kullanmışsın. İki yerde. Bunun yerine gerçi Sorting Machine'de kullanabilirdim ancak belki daha fazla yer kaplayabilirdi bu. Ve Canvas Bag üretiyorsun. Bunlarla. Evet. Ve Item Tesseract. Şimdi geçelim son yarışım. Sonuncusuna. Evet. Demin övdüğüm olayı, yani bunları bir dağıtma yöntemi olarak kullanmayı çok daha iyi bir biçimde yapmış. Ve mısır ekme işini kesinlikle daha hızlı çalışır bir halde yapmış. Kömür üretimi buradan sağlanıyor ama onun yerine basit bir elektrik furnace veya solar panel de kullanabilirdin. Ama yine de güzel çalışıyor. Bakalım neler kullanmışsın sen bu kartta. Güzel. Evet. Ve demin bahsettiğim olay burada da mevcut. Medium Stone. Dolayısıyla da bu tamamen sonsuzdaki sürecek bir şey değil. Ve bu sistemin en dezavantajlı noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam olarak 6 tane timer kullanmak. Ufacık bir alanda. Ay 7. Timerların en büyük dezavantajını umarım biliyorsunuzdur. FPS'i çok fazla, FPS konusunda pek güzel bir şey değil. Hani işlemci biraz yoruyorlar. Ve bu da işlem kapasitesini düşürüp biraz FPS'e etki ediyor. Ve çok fazla timer kullanmış. Şu grup komple tek bir timer üzerinden kontrol edilebilirdi. Hatta şu gruba da aynı timer kullanabilirdin. Ya da maksimum iki tane timerla bence bu gayet halledilebilirdi. Bu tasarımının eksi noktası. Lobi tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'miş. Evet. Her sayışımda bir tane daha artıyor. Ha, şurada bir şey daha var. Sanırım bu önceki bir tasarım. Ha, burada da iki tane timer daha ekleyelim. Timer pek güzel bir şey değildir. Şurada da bir şey var. Sanırım bana direkt kendi test word'ünü atmışsın. İlginç. Evet. Şimdi bu üç arasından bir seçim yapacağım. Neticede. Maalesef bu değil. Diğerlerine kıyasla en basit kalan tasarım kesinlikle buydu. Üzgünüm. Ha.
Tasarım yani beklediğimiz orijinallikte de değil, beklediğimiz yaratıcılıkta. Yani beklediğim yaratıcılıkta de değil. O yüzden bu değil. İkincilik şey birin ikincilik buranın söylediğim dezavantajlar falan filan olmasa yani onlarda da bunda yaptığın gibi Sonic Machine kullanabilirdin. Timer'ı şurada kullanabilirdin. Sadece burada kullanabilirdin. Yani şuraya kasmana gerek kalmazdı. Ve yani öyle çok yaratıcı bir şey yapmıyor. Hani otomatik yemek üretiyor. O yüzden ikincilik senin. Birincilik ise yani elimizdeki en orijinal tasarım en yaratıcı şey de buydu. Yani en yaratıcı ve en ilginç işlere sahip olan çanta fabrikası. Yani bir şeyin fabrikası. Gerçi mesela bir Gravity Suit fabrikası falan yapmış olsaydım o çok daha fantastik bir şey olabilirdi. Evet, cidden fantastik bir şey olabilirdi. Ama yine de gayet güzel bir fikir. Hani bazı şeyleri daha iyi yapabilirdin. Evet. Ama gene de şu anda elimizdeki en iyi tasarım bu. Dolayısıyla da ya da en beğendiğim tasarım bu. Dolayısıyla da ödül buna gidiyor. Şey, ben sana bir şekilde ulaşırım. Steam gift kodunu da veririm. Best canın hayırlı olsun. Güle güle oyna. Yarışma hakkında ufak bir kendi world'üme dönüp söyleyebilirim bunu. Şunu da delete. Yarışma hakkında en iyi beklediğim şeyleri alamadım. Hani bazı şeyleri craft etmiş olsaydınız çok da çok daha sevinecektim. En başından Furnace için Furnace'ı verdiğimde benim asıl aklımdan geçen şey şöyle bir şey craft etmeniz bulabilirsem tabii. Bulabilirsem. Ah. Gene bulamıyorum. Ha, şu ikisinden biri. Etseydiniz ve bunda bir enerji üretimi sağlasaydınız ya da biraz daha fantastikliğe gidip Steam Lokomotif yapsaydınız. Kesinlikle benden büyük bir artı puan alacaktınız. Asıl bir Lightning değil, Logic. Stone Anot'u verdim. Ve bunu sadece timer kullanmak için yapmak için kullanmışsınız. Ama mesela bir State Cell yapsaydınız kesinlikle benim daha çok ilgimi çekti. RSLH yapsaydınız. Ya da ne diyeyim NAND Gate falan filan. Böyle biraz daha değişik gate'ler bu değil. Repeater kullanılmıştı zaten. Multiplexer. Buffer Gate. Vesaire vesaire. Biraz daha değişik geyikler kullansaydınız benim çok daha hoşuma gidebilirdi. Golemler konusunda evet beklediğimi aldım. Evet beklediğim gibi bir golem kullanıma geldi. Deploy konusunda da beklediğim gibi bir kullanım geldi ancak biraz daha değişik bir şey alabilirdim. Deployer'ın kullanıldığı resmilere bakacak olursanız Igniter ve Assembler gibi iki şey de içeriyor. Assembler gelişmiş bir deployer'dır. Igniter ise Igniter. Bunları kullanmış olsaydınız, yani eğer yarışmacılardan herhangi birisi bunu kullanmış olsaydı kesinlikle ama kesinlikle birinciliği o alacaktı. Evet. Kesinlikle. Çünkü benim bunu verdiğimde ilk kafamdaki şeyler aslında onlardı. Gerçi Furnace için çok daha fazla kullanım var. Hatta Furnace'ın kullanıldığı resimlere bir bakalım. Mesela Tunnel Bore pek tercih etmem. Melter falan filan. IC2 Crafting'de iki tane crafting mevcut. Gerçi onların da değişik kullanım alanları mevcut. Böyle. Yani o
şeyleri kullanılacak craftinglere daha da yönelebilirdiniz. Bu bende artı puan elde etmenizi sağlardı. Neyse, sonuçta yarışmamız bitti. Ödülü de verdim. Yani bu videoyu izlediğiniz esnada sahibine ödülü iletmiş olacağım. Hatta şimdi ona özel mesajla ulaşayım hemen. Evet. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Akvaryum çalıştırabilirim bir. Yalnız bazen ufak bir sorun var. Cory chunk loading mekanikleri ile ilgili. Ancak bu sefer çalışıyor. Bazen yanına gidip chunk'ı yüklenmeye zorlamamız gerekebiliyor. Fakat şimdi çalışayım ister gibi. Ah, evet. Şimdi ne yapacaktım ben? Öncelikle biraz fazla hızlı koşuyorum. Başımız dönüyor olabilir. Eğer ekstra bir hisse bakacak olursak ben mod bir saniye binicore ekstra bir ekstra bir ekstra bir ekstra bir direkt forestry'den bakmamız gerekecek galiba. Evet, forestry'den bakalım direkt. Çünkü forestry kategorisinde gözükecek zaten. Diye umuyorum. Hayır, gözükmeyecekmiş. Artık gözüküyor galiba. Evet, gözüküyor. Ha. Şimdi öncelikle Spicer, Squeezer, Gene Pool. Gene Pool'u yapmamız lazım. Bunun için bize bir genetic machine, bunun için bir apiarist machine vesaire vesaire lazım. Bolca bronz yapmamız lazım. Direkt ben bir stack bronz yaptım. Şöyle bir 4 6 tane falan ihtiyacımız olacak zaten. İlk öncelikle apiarist machine yapmamız lazım. Bunun için Sturdy Casing, 2 redstone ve copper. Evet, apiarist machine'imiz hazır. Bunun için genetic machine. Bunun için de basic circuit board. Evet. Carpenter'ımıza gidip tin redstone. Tin. Redstone. Ve Carpenter. Hanginiz suyla çalışıyordunuz? Sen. Tabii sana su taşımamız lazım. Buna da otomatik su taşıyacak bir yol düşünüyorum zaten. Ama bu makineleri zaten taşıyacağız. Bu odayı bayağı ben kullanmayacağım muhtemelen bu odayı hiçbir zaman. Basic circuit board. Bu forestry makinelerinde aslında işe yarayan bir şey. Bayağı işe yarayan bir şey. Şimdi Gene pool'umuza gelelim. Apiarist machine, lapis lazuli. Apiarist machine, lapis lazuli ve Iron'dın galiba sen. Evet. Genetic machine ve sen glass lazım bize. Glass. Bolca glass. 4 tane tank lazım. O yüzden bu glassların pişmesini bekliyoruz. Evet. Başka ne lazım?
Gold ve redstone. Gold ve redstone. Ve chanting machine. Neyi yanlış yaptın? Bunu yanlış yaptım. Neden bana söylemiyorsunuz? Evet. Gene pool'umuz bu şekilde hazır. Gene pool önemli bir makine. Ve makine... Ve dolayısıyla da onu... Arılarımıza yakın bir yerde tutsak iyi olabilir. Ve arkasına bir tank koyacağım. O yüzden ben buraya koyuyorum. Enerji attığımızı da tabii ki de taşıyacağız. Bundan da mı? More conduit. Tabii ki de hardening class'ımız yok. Dolayısıyla da... Obsidian. Merhaba. Aa, bu arada yaptığım birkaç değişiklikten bahsedeceğim. Şunları şu an maksimum performansında çalışacak hale getirdim. Toplam 8 tane overclock upgrade, 1 transformer upgrade çünkü daha yüksek bir enerji vermemiz lazımdı buna. Aksi halde overclock upgrade'lerimiz kaldırmıyor ve enerji storage upgrade. Daha, bu sayede şurada daha fazla enerji depoluyorlar. Ve burada obsidianlarımıza bakalım hemen. Tamamdır. Kendime yarım stack led alayım. Ve tabii ki de ben bunu aşağıya taşıdığım için hadi bakalım buraya. Şimdi öncelikle size Gene Pool'un ne işe yaradığından bahsedeyim. Gene Pool... Hayır, sana ihtiyacım yok. Bir de bir şey daha yapmam lazım. Benim çantam nerede? Çantam. Hah, bu elimdeymiş zaten. Bunu yapmam lazım. Ona burada ihtiyacım yok. Ancak teserak kullanabilirdim. Cidden teserak kullanabilirim. Hatta kullanacağım. Şimdi fikrimi değiştirdim. Teserak kullanacağım. Enerji frame'imizi şuraya koyalım ve seni 100 yapalım. Ne dur, seni de şuradan kaldıralım. Şuraya koyalım. Hatta dur. Evet, buraya koyalım. Ve buranın arkasını bir Zycraft tankı yapalım. Daha önce bu sezon bu seride muhtemelen hiçbir Zycraft tankı craft etmedim. Evet, etmedim. Adım gibi eminim şimdi. Bir 10 tane falan elektron craft edeyim. Muhtemelen aşağıdaki Harden Glass'larım hala devam ediyor olabilir. Ediyormuş. Artık etmiyor. Zombie Brain sen de gidebilirsin. Redstone. Silver. Lead. Ve Tesseract. Tamamen ezbere biliyormuşum. Ve gene şu Tesseract hattımıza aşağıya düşebilirsem. Yeni bir Tesseract'ımıza atalım ve sen ne ol? Ne olsun? Turtle.
Tamamdır. Ve sen de onlayayım. Bizler gibi şu torçumuzu da geri koyalım. Doğru ayarlandı, tamam. Ve bu tesseract'ımızı da main enerji receive only. Tamamdır. Ve bu artık o dolduruyor. Ve conduit'lerimizi de geri alalım hemen. Çünkü buraya fazlalar. Ha, bu arada yeni sezona başladığımda muhtemelen biraz gene bir ay falan sürecek o sezona başlamam için. Yani daha bir ayım falan var bu Word'de. Tahminimce. Ya kesin bir şey diyemiyorum. Sen şöylesin. Shift'e basılı tutarak tıklamayacaktım. Şöyle bir şey yapabilirim. O kadar bir şey fark ettirmeyecektir. Evet. O zaman seni şu arkadan da koyabilirim. Ve gördüğünüz gibi enerji kullanımı güzel. Bunun ne işe yaradığından size bahsedeceğim. Kendimize bolca arı verelim. Şuradan bir taneniz gidin. Hatta bunları inceleyeyim ben. İnceleyince daha fazla veriyor çünkü. 13'ünü birden inceledim. Ve gördüğünüz gibi bunları yok ediyor. Evet, yok ediyor. Bildiğiniz yok ediyor. Neye çeviriyor diye soracak olursanız sıvı DNA'ya. Sıvı DNA. Hardened Glass'a ihtiyacım yok. Glass Weaver'a ihtiyacım var. Ay bu şekilde de yapılabiliyor Glass Weaver'lar. Ve Wood. Hemen ben şu tankı inşa edeyim. Evet, tankımızı inşa ettim. Ve şimdi bana bir şey lazım. O da Val. Bunu yapmak için Engineering Brick ve bende olacaktı. Evet. Sizleri de şuraya atayım. Sen de şuraya gidersin. Engineering Brick. Başka ne lazım? Iron Bar. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Evet. Barillerimiz hazır. Ve şimdi size bir Zycraft tankının nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok basit bir yöntemle. Öyle böyle basit değil. Evet, tabii bunun için önce bir dur, altını doldurmayı unutmuşum. My bad. Da buradan çekmiyor. Altı tane tabii ki de yeterli olmayacaktır. Ben şöyle bir ah. Mis gibi. Hemen şunu da inşa edip geliyorum. Evet. Valvelerimizden bir tanesini şuraya koyduk. İki tane valve olacak. Bunda. Şu parçayı da koyduktan sonra şu valve'e tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bu dönüşüyor. Bir multi blok yapıtı bu artık. Zycraft'ın eklediği multi blok tanklardan bir tanesi. Ve şuraya bir giriş açalım. Bize orada bir liquid duct girişi lazım olacak. Tam olarak burada. Ve bakalım hiç liquid duct'ımız var mı? Var. Muhtemelen önceki bölümlerde falan ben bayağı bir craft ettim. O yüzden var.
Ve sen. Ve lever. Ve bunun tutacağı şey Liquid DNA. Arıların DNA'sı yani. İkinci valve çıkışımızı koymamızın sebebine gelecek olursak eğer tamamen o Liquid DNA'nın çıkışı için onu pek çok makinede kullanacağız biz. Muhtemelen bu moddaki en önemli şeylerden bir tanesi olabilir Liquid DNA. Ve tabii ki de bir eksik kalmak zorundasın. Çözüm kolay. Zaten kullanacağız. Evet. Liquid DNA üretimimiz de tamamdır. Ve şunları incelemeyi unuttum. Common Noble. Noble olmak zorunda mıydın? Sen desin. Common Noble. Common Diligent. Hadi Diligent yanımı baskın çıksın. Neden yaratık yok? Ben peaceful'da mıyım? Hayır, normal değilim. Ha, yaratık yok o zaman. Yep. Kornemizin durumuna bakalım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bir kontrol edelim hemen. Lan. Heh, şimdi tıklayabildik. Ve bizi sağlam bir uçuş bekliyor. Yakında o Link Book'un yerini değiştirsem çok süper olabilir. Evet. Bazen böyle bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekebiliyor. Hatta onu geçin, bazen oyunu yeniden başlatmamız gerekebiliyor. Ve bunu yaptığımızda her yeniden başlayışında bazen böyle bir yani şunda da olmuş. Çok kısa sürmüş bu sefer. İlginç. Bunun olma sebebi gayet hani rahatlıkla açıklayabilirim ama frame'lerle birlikte chunk loader'ların ufak bir anlaşmazlığı. Sonraki sürümlerde bu düzelmişti diye düzelecek diye biliyorum. Hani, bu frame'ler biraz deneysel bir olay neticede. Arada da öyle Core'imizi yeniden başlatmamız gerekebiliyor. Ve şimdi yapmamız gereken bir alet. Isolator. Bunun için Advanced Genetic Machine. Ki bunun için bu. Öncelikle normal bir genetik machine'imizi yapalım. Zaten hepsi bunu isteyeceği için bence Stirling kesiklerimizin hepsini bunu upgrade edebiliriz. Evet. Ve Redstone, Tin ve su. Tabii yanlış slot. Tabii ki de daha fazla isteyecek. Centrifuge değil diye aradım. Bu arada şu an uğraştığım makinelerin hepsi Extra Beast modunun eklediği makineler. Yani normal Forest 3'de olmayan şeyler. Fakat Extra Beast kurulu olduğu takdirde olan şeyler ve
Kesinlikle arıcılığı çok daha yüksek bir seviyeye getiriyor. Evet. Şimdi bu işimizi görür. Isolator, Advanced Genetic Machine, Lapis ve Iron istiyordun sen. Tamamdır. Bakalım diğeri ne istiyor? Blaze Rod, Advanced Machine. Dur. Pardon. Bunu istiyor ve bu da bronzla yapılıyor. Aynısının bronzla yapılan yani. Ve Diamond gerektiriyor. Buradaki makinelerin pahalı olduğunu düşünüyorsanız eğer bir de bunların enerji kullanımlarını görün. Bazılarının enerji kullanımı en azından. Ve su. Su köfte su. Öyle bir bölümüm vardı. Yani bazıları 150 Minecraft Joule falan kullanabiliyor. Doğru duydunuz, 150 Minecraft Joule. Holy cow. Machine. Gold. Diamond. Neyse ki maden konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Enerji konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Ya tabii bu haliyle koymayacaktık biz buna. Bu haliyle zaten koyuluyormuş. Koyuluyormuş. Bu bir ilk. Genelde bu tarz modlarda bu tarz makineler konulmuyor. Redstone ve Emerald. Ve Isolator'ımız var. Isolator ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Direkt buraya koyalım. Isolator'da arıları ayıklıyor. Fakat bize şimdi lazım Empty Serum Çok kolay bir şey o da. Bunun için Glass Pane, Royal Jelly ve Gold lazım. Hemen yapalım. Royal Jelly'miz var, Glass Pane'imiz de var, Gold'umuz da var. Ben neden bugün biraz gaza gelmiş gibi bir havadayım ya? En ufak bir fikrim bile yok. Gold ve yapabildiğimiz kadar yapalım. Hatta biraz daha Glass Pane craft edip biraz daha yapalım. Çünkü lazımlar. Serumlar inanılmaz derecede önemli bir işe hizmet ediyor. Ve şimdi bize Cultivate'ler cidden lazım. Cultivate'lerdeki bazı özellikler işimize yarıyor. Evet, Diligent elde ettik. Sonraki adım neydi? Diligent. Tabii önce bunları inceleyelim. Diligent Noble. Cultivated Diligent. Cultivated Diligent. Bence bunları kullanalım ki Diligent şansımızı artırsın. Noble istemiyoruz. Bakalım sen. Kötü bir şey o. Ve buraya bir makine daha koymamız lazım. Ve o makineyi çok rahat bir biçimde şuradan alabilirim. Furnace. Powered Furnace'ın önemini soracak olursanız eğer bu Vial Serum'larda çoğunlukla istemediğiniz şeyler elinize gelecek. Bu istediğim şey, bu istemediğim bir şey. Bunları eğer pişirirseniz normal serumunuz geri gelecek. Ve Effect Cancellation Serum da gayet güzel bir şey.
Başka güzel net rate'leri vardı. Normal fertility. O kadar işimize yaramıyor. Bu serumların olayını kabaca açıklayayım. Bu özellikleri herhangi bir arıya enjekte edebilirsiniz. Evet. Cultivated var zaten elimizde. Bence artık sizleri alsak iyi olur. Evet, bu iki güzel efekti elde ettik. Başka neye ihtiyacımız var? Şuna bakıyoruz. Tabii bir yandan Imperial'ımıza da bakalım. Başka Imperial'ım var mı? Var baya. Şu Imperial'larımı da bence şuraya koyayım. Bunlardan güzel trade'ler elde edebiliriz. Zaten incelemiştim. Kalabilirsin de gidebilirsin de. Emin olamadım. Common da önemli bir species. No humidity tolerance. Hayır, tabii ki de istemiyorum. Pollination işe yarayabilir. Ve şuna bakalım. Geceymiş şu an. Evet. Bu bölüm bayağı bir arılara ayırdık sadece. Bakalım kabus sonarımız artıyor mu? Artmıyor mu? Bakalım Neo Humidity Tolerance. Hayır, istemiyorum seni. Bu güzel bir şey. Imperial Species. Sen ne durumdasın? Bundan, ya yani bu hattan industrial bir elde ediliyor. Industrial bee bizim çok işimize yarayacak bir şey. Polen üretiyor. Ve polen tam arıcılık, polen ve royal jelly arıcılıkta bir ileri safhaya geçmemiz için en önemli şeyler. Cidden çok önemliler. Öyle böyle önemli. Hani öyle böyle değil. Tahmin bile edemezsiniz önemli. Ve dur. Bir şey yapmayı unuttum. Cultivated'lerdeydi galiba o olay. Bunlardan bir tanesi, evet. Cultivated'leri biraz daha inceleyeceğiz. Default territory. Güzel. Ve şu bitsin. Bakalım. Şimdi başka hangi makinelere ihtiyacımız var? Synthesizer ve Purifier. Purifier. Ve tabii ki de Redstone. Hayır, sen değil. Ve doğal olarak su. Şimdi yapacağımız iki makine tamamen demin yaptığımız serümleri geliştirmek için.
Evet ve sırada siz varsınız. Serumları şu anki haliyle kullanamıyoruz. Purifier. Gustier istiyor. Senden biraz daha lazım bize. Gustier. İyi, hani makinelerin ne kadar pahalı olduğunu anlayayım burada. Neyse ki Gustier'ımız var. Bunun dışında nerede benim Advanced Machine bilmem nereyeyim ve Redstone'um galiba sen. Purifier'ımız hazır ve Synthesizer. Bu iki tane daha tank istiyor. Redstone Glass, Soul Sand. Stone'umuz için pek güzel bir olay değiller hani. Ama değiyorlar. Soul Sand. Evet, Synthesizer'ımız da hazır. Ve şuraya bir tane daha Liquid Duct yerleştirelim. Tabii bunu yapmadan önce bir şey daha yapmamız lazımdı. Onu unuttum. Unutuyorum neredeyse. Sen ve lever. Üretimizdeki DNA'yı dışarı atıyor. Sen biraz fazlasın. Çünkü onları bunlarda kullanacağız. Purifier ve Synthesizer. Bunlar tamamen bu elde ettikleri likit DNA'yı kullanarak ve bunun enerji kullanıma bakın. Hani bir saniye 1000 Minecraft cüle kadar kullanabiliyor mu? Ha iyiymiş. Bu da 2000. Ha pardon, depolaması yok, depolaması değil. Depolaması 40.000. Hayır, artık düşünün bunların kullanımı. Kullandıkları miktarı. Ben düşünemiyorum. Aha. Arıcılık böyle saçma şeylere de gelebilir durum. Majestics. Majestic istemiyordum ben. Majestic kesinlikle istemiyordum çünkü Majestic şunun adı mı? Kesinlikle Majestic istemiyorum. Bu olmadı. Bu kesinlikle olmadı. Majestic Cultivated. Diligent Noble. Tabii ki de arım, balım yok. Kesinlikle bana hiç istemediğim bir şey verdiler. Ah, gir. Bunlar Majestic Diligent ve Majestic Cultivated. Bunu inceleme ihtiyacı duymuyorum. Şimdi ne yapabiliriz? Ufak bir risk alıyorum.
Olmadı iki tane Imperial'ımız olur. Hani. Ve doğal olarak benim bir şey daha yapmam lazım. Şuradaki common bee'ler. Evet, saf common bunlar. Fast Productivity önemli bir serum. Cidden çok önemli bir şey. Ve bizim şu an istediğimiz şey Common elde etmek. Evet, elde ettik. Şu an bu Common'ı alıp ve şu an bunun şarjını dolduruyor. Evet, bunları buraya atabiliriz artık. Come on. Marşi ve şuradaki fazlalık dronlarımızı alalım. Ürettiğimiz fazla dronlar bayağı bir üretiyormuşuz. Sizleri inceleyelim. Ve gene pool'umuzu da atalım. Evet. Bir şarj doldu. İkinci şarj da doluyor. Bu şarjı dolduktan sonra bir de çok fazla doldurmayacağım. O yüzden tüm likit DNA buna gitsin. Buna değil. Düşük kalitede Purifier'a koyduğumuzda kalitesi de artacak. Kalitesini en yükseğe getirmeniz lazım. Aksi halde arılarınızda pek güzel şeyler olmuyor hani. Pek istediğiniz sonuçlar elde etmiyorsunuz ve gününüz yapalım. Ve biraz 4 alalım. Benim core'im çalışıyor mu şu an? Hiçbir fikrim yok. Oraya gitmek zorundaydın, değil mi? Arıcılık işinin sıkıntı noktası şurada. Pek çok şey şansa kalmış durumda. O yüzden pek çok şey hani mesela şunun gibi beklemediğiniz şeyler olabiliyor. Neyse. Ben bu bölümü burada bitireyim. 100. bir bölümümüz ve bölüm sayımız da bir stack. 64. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerine günler, iyi eğlenceler.